Değerli seyirciler, Altay Televizyon ekranlarına hoş geldiniz. YouTube üzerinden yayın yapan Altay TV'de kamp röportajları serimiz sürüyor. Antalya'dayız, Side'deyiz ve kamp yaptığımız otelde sevgili oyuncularımızdan, yeni transferlerimizden diyeyim bir taraftan da Merter Yüce bizlerle beraber. Merter hoş geldin. Hoş bulduk. Hem yayına hoş geldin hem de Altay'a tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Öncelikle duygularını öğrenmek istiyoruz çünkü altyapısından yetiştiğin kulübe yuvana bir başka değişti ki Instagram paylaşımında da bundan bahsettin. Geri dönmek nasıl bir duygu? Yani çok tabii tarif edilmesi zor duygular. Devam edebiliriz. Yani insanın ailesi gibi, yani mesela evinizden çıkarsınız, sağa sola gidersiniz, üzülürsünüz, sevinirsiniz. Ama her zaman bilirsiniz ki yani bir yerde bir eviniz, sizi bekleyen bir aileniz var. Ben de bir şekilde geriye döndüm. Buradan da hani sizin aracınızla bu transferde emeği geçen başkanımız başta olmak üzere Özen Hocam'a çok teşekkür ediyorum buradan da. Beni aileye tekrar kabul ettikleri için. Tabii yani çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. İnşallah en kısa zamanda toparlanıp bir şekilde faydalı olacağıma inanıyorum. Şimdi Altay forması giymezken de Altay'ı ne kadar yakından takip ettiğini çok iyi bilenlerdenim. Biraz istersen o süreci de anlatalım çünkü gerçekten herhalde Gökhan Değirmenci'de de bunu görüyoruz. Daha pek çok sayıda, şimdi tek tek ismi saymayayım. Senin gibi böyle Altay formasını terlettikten sonra profesyonel kariyeri boyunca başka takımlara giden Çağdaş olsun, Aytaç olsun, çok sayıda eski Altaylı, Altay'ın öz evladı siyah beyazların maçlarını takip ediyor. Senin için Altay'ın bu üçüncülükteki, ikincilikteki, özellikle o zor günlerdeki dönemi nasıl geçti takip ettiğin sıralarda? Ya tabii biz bu kültürle yetiştirildiğimiz için yani nereye gidersek gidelim, hangi takımda oynarsak oynayalım, yurt içinde, yurt dışında bir şekilde bir bağımız oluyor. Zaten gittiğiniz yerlerde de o kültürü yani hissettiriyorsunuz orada olanlara, bu altyapıda aldığınız kültürü de. Biz tabii ki de yani her zaman takip ettik, heyecanla takip ettik. Bazı inişler çıkışlar oldu, üzüldüğümüz zamanlar oldu, çok da sevindiğimiz zamanlar oldu. Ama ben inanıyorum ki biz olalım olmayalım bu takım hak ettiği yere bir şekilde gelecek yani. O da herhalde Süper Lig değil mi? Tabii ki de. Hepimizin istediği gibi, hedeflediği gibi. Son iki yıl ama herhalde bir anlamda tekrar alttan dip yapıp yukarıya doğru çıktığımız ve Türkiye kamuoyunda, spor kamuoyunda konuşulduğumuz günlerin başlangıcıydı diyebiliriz. Tabii ki de. Peki Merter, biraz herkes tabii sakatlığını da merak ediyor. İstersen o ameliyat süreci sonrası, çünkü sezon başı da Altay'la görüşmen oldu, diğer takımlarla oldu ama senden dinleyelim. Özenli şekilde anlatırsan da taraftarımızın ve spor kamuoyunun da sorularına cevap vermiş oluruz. Şimdi geçen sezon Bursa Spor'la bir sıkıntılı bir süreç yaşadık biz. Sonrasında işte ben sözleşmeyi feshettim Mart ayı gibi falan. Sonrasında ben tabii ki hazırlıklarıma devam ettim yeni sezon için. Ancak bu belde bir herniye denen bir fıtık ameliyatı olmak zorunda kaldım Haziran ayında. Onu da yurt dışında olmak zorunda kaldım. Öncesinde tabii ki kulübümle görüştüm. Hani biraz süre istedik. Hani diğer bazı işte teklifler olur mu olmaz mı diye. Gönül isterdi tabii sezon başına gelelim. Ama bu o sakatlık sürecini bu geçtiğimiz işte 5-6 ay süresince iyi geçirdim, iyi tedavi oldum. Şimdi sadece biraz işte takımla beraber antrenman yapmam gerekiyor. Biraz adaptasyon sürem var. Bu süreyi de mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışıyoruz. Hı hı. Özden Hocam da sağ olsun bana gerekli desteği veriyor bu konuda. Takım arkadaşlarım da. Ben de en kısa zamanda tabii toparlayıp sorumluluk almaya hazır olacağım. Hedef olarak kafanda kaç hafta var bu anlamda? Yani belli bir hedef koymadık açıkçası. O yani çünkü benim yani buradaki hedeflerim sadece bu süreyle kısıtlı değil. Bu şimdi kısa bir periyotta sıkıntılı bir süreç var. Ben inanıyorum ki bu süreci biz en kısa zamanda aşıp artık önümüzde daha büyük hedeflere konsantre olmamız gerekiyor. Ben de bu süreç içinde mümkün olduğunca en kısa sürede dönüp katkı sağlayıp ondan sonra büyük hedeflerde, büyük projelerde burada sorumluluk almak istiyorum. Çünkü sen kişisel olarak da pek hedefsiz olmayan bir futbolcusun. Hep Altay'ın da bu anlamda hedefleri olan kulüp olduğu için seninle beraber bir anlamda kesişmiştir hedefleri. Tabii ki de. Bu bizim herhalde olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Tabii yani bu kulüp biz var olduğumuzdan beri, kulüp var olduğundan beri hiçbir zaman hedefsiz kalmamıştır. Yani mazimize bakıldığı zaman zaten başarılarla dolu bir mazimiz var. Biz de tekrar o eski günleri yakalamak için elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız.
yani gerekli sorumluluğu da almaya hazırız. Mutlaka. Bu hepimizin zaten şüphe duymadığı bir konu. Şimdi istersen biraz İzmir'den buraya alalım. Konuyu o şekilde taşıyalım. Çünkü İzmir'deki antrenman sürecine de katıldın. Hı-hı. Yeni yıl arasından önce. Sonra buraya geldik ve burada çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Sen şu an gözlemlediğim kadarıyla takımla aynı şekilde bütün antrenman programını birebir uyguluyorsun. Sadece kendin de az önce ifade ettiğin gibi belli başlı eksiklerini kapatmak istiyorsun. Antrenman ve kamp dönemi Mert Erücü açısından nasıl geçiyor? Onu da istersen anlatayım. Yani benim açımdan şartlar gayet güzel. Herkes özveriyle çalışıyor. Yani ben hani kendim çalışırken bir yandan da arkadaşlarımı gözlemliyorum tabii. Hani nedir son durumları, hani onlara da yardımcı olabilirim, genç arkadaşlara özellikle. Ama inanıyorum bu periyot gayet güzel geçecek bizim için. Artık İzmir'e döndüğümüz zaman hem takım olarak hem ben de bireysel olarak bayağı üzerine koymuş olacağız. Yani hazır bir şekilde, güçlü bir şekilde ikinci yarıya gireceğimizi düşünüyorum ve bu sıkıntılı süreçten aslında çok da sıkıntılı değil ama yani o şekilde atlandırılıyor. Çok yani çabuk bir sürece. Hedeflerimizlerin uzağındayız. Tabii yani bakıldığı zaman öyle çünkü Altay takımı her zaman üst sıralarda olması gerek, yarışın içinde olması gerek. İnşallah en kısa zamanda toparlanıp biz de o yarışın içinde kendimizi bulacağız. Şimdi tabii orta sahada kaliteyle beraber, seninle beraber, yeni transferle beraber daha da arttı. Bu rekabeti de birlikteliğinde getirecek. Putsi'yle Tatos ve tabii ki halihazırda Atakan, Ferhat, diğer oyuncular, kanat oyuncuları. Bu anlamda sen önce biraz orta saha mevkisiyle ilgili düşüncelerin nelerdir onu öğrenmek isterim. Hem de takım oyununa defansif ve ofansif anlamda nasıl katkılar sağlarsınız? Tabii ki de kaliteli ayakların olması takımda her zaman bir güven duygusu öncelikle yerleştiriyor. Ve rekabetin olması bu kaçınılmaz bir şey her takımda. Bizim takımda da büyük bir rekabet olacak. Bu rekabetin olması da mutlaka sahaya yansıyacaktır. Çünkü herkes birbirini iteceği için, daha fazla sorumluluk alıp daha fazla çalışacağı için yani güzel günler bekliyor diyebilirim bu konuda. Orta sahayla alakalı en azından. Evet, yani en azından tecrübeli oyuncular bu ligi bilen oyuncular senin gibi dediğimiz gibi Tatos gibi, Putsi'yle gibi hem ayaklarını çok iyi kullanabilen isimler, hem Marco'yu ve ileri uçtu çok daha iyi besleyebilecek isimler. Tabii. Belki de defansı da biraz daha rahatlayacak çünkü ligin ilk yarısı sen de takip etmişsindir. Altay'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesiydi. İstediğimiz 3. 2. bölgede topu çok fazla tutamadık ayağımızda ve daha çok çabuk yorulan ve problemler yaşayan, hep maçları belki tek farkı kaybeden bir Altay'da olsa istediğimiz neticeden uzağında kalan bir evet. Siyah beyaz takım seyrettirdik. Umarız ikinci yarı bu değişecektir tabii ki, o gözüküyor. İnşallah. Peki şimdi en tabii önemli noktalardan bir tanesi İbrahim Öztürk gibi, bakıyorum İbrahim Akın gibi isimlerle sen birlikte oynamıştın. Evet. En fazla gelen sorulardan bir tanesi bu. Ben de iletmek istiyorum yani seninle röportaj yapacağımızı aktardığımda arkadaşlarım da sormamı istediler. Bu anlamda tekrar İbrahim Öztürk ve İbrahim Akın'la mutlaka konuştun, diyaloglar oldu. Filmi tekrar başa sarıp o dönem yapamadığımızı şimdi yapma zamanımız diyebilir miyiz? Tabii yani biz yemeklerde olsun, odalarda konuştuğumuz zaman bunları değiniyoruz yani mutlaka. Öncesinde bazı şanssızlıklar yaşadık işte burada. Finaller kaybettik. Evet. Ne bileyim. Yani yarım kalan bir hikaye yarım var. Yarım kalan tabii ki de yani. Çünkü benim en büyük hayalim yani ben yetiştiğim yerde yani tuttuğum takımın Süper Lig'e taşımak, orada sorumluluk almak, ne bileyim kaptan olarak ya da yani bir şekilde bir ucundan tutup destek olmak en büyük hayalim benim. İnşallah bir şekilde onu tamamlayacağız. İnanıyorum ben. Umarız bu sinerjiyi hep beraber yaratırız. Peki ikinci devrenin genel hatlarıyla Spor Toto birincilik için neler söylersin? Çünkü güçlü bir lig. Yani birincilikte, Süper Lig'de daha doğrusu oynayan takımlar var. Altay gibi, Hatay gibi yeni gelen takımlar var ama onlar da çok çabuk adapte oldular. Bu ligin gediklisi takımlar var. Çok iyi oyuncular var. Süper Lig'in altında kalmayan, canlı yayınlarla bütün Türkiye'ye ulaşan bir lig var önümüzde. İçinde bulunduğumuz lig aslında belki de zaman zaman Süper Lig'den daha kaliteli maçlar da seyrediyoruz. Ligi genel hatlarıyla değerlendirdiğinde Mert Er neler söyleyebilirsin? Yani ben fazla mukayese etmeyi hani sevmiyorum Süper Lig'le ama burası bir daha fazla gücün kullandığı bir lig. Daha öncesinde tecrübelime dayanarak yani. Dediğiniz gibi çok kaliteli maçlar oluyor. Zaman zaman futbol kalitesi de inanılmaz seviyelere çıkabiliyor. Ve hiçbir zaman kopmalar olmuyor ligde. Şöyle çünkü playoff sistemi olduğu için takımlar sürekli yarışın içinde oluyorlar. Bir şekilde playoff'a girebilmek için, ilk ikide olunmak için, aşağıdan sıyrılabilmek için. Yani hep bir nasıl söyleyeyim? Mücadele var, rekabet. Bir mücadele, rekabet var. Hep bir
amaç var. Evet. Sürekli yani hiçbir şekilde kopma olmadığı için bu da yayınlarla işte Bein Sports'un katılması, daha fazla izleyene ulaşması, o da heyecan veriyor tabii taraftarlara. Daha kaliteli yayınlarla taraftarlara, daha fazla taraftara ulaşıyor. Ülkenin dört bir yanına yayılıyor. Bir ligin öyle bir özelliği var değil mi? Süper Lig biraz daha belki işte 6 tane İstanbul takımı, 5 tane İstanbul evet. takımı, Ankara takımları. Yani biraz daha lokal ama birinci ligde baktığımız zaman işte Gaziantep'ten, Karadeniz'de takımlar, Adana takımları, İzmir, İç Anadolu. Yani bütün ülkemizin yüz ölçümüne neredeyse ulaşıyoruz. Bu da biraz daha belki ligi zorluyor. Tabii hem zorlaştırıyor hem de izleyenler açısından keyif veriyor. Keyif veriyor, yani. Evet. İşte en büyük isteğimiz de bir an önce şu tehlike altından çıkıp ilk 6 için bir seri yakalamak olacaktır herhalde. Tabii ki. Çünkü puanlar birbirine bir hayli yakın. Evet. Yani bir seri yakalandığı zaman birkaç maçlık üst üste zaten onun arkasından gelen özgüvenle genelde bu şekilde zaten yükseliyor takımlar. Biz de o bölgede yer almak için elimizden geleni yapacağız yani takım olarak. Peki o zaman son olarak da sevgili Mertar, Altay TV YouTube üzerinden yayınlara başladı. Bizi izleyen taraftarımıza, seyircimize bu ekranlardan mesajını alalım. Röportajlarımız zaten bundan sonraki etapta devam edecek İzmir'deki maçlarda. Ben öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum Altay TV içinde. Yani çünkü bu güç çok önemli kulüpler açısından. Hem taraftarlar hem sevenler açısından da çok büyük yardımcı, kolaylık yani hem sevdiği takımı, oyuncuları güncel olarak takip edebiliyorlar. Yani taraftarımız zaten her şeyin farkında. Onlardan sadece hani biraz daha sabır isteyebiliriz. Biliyorum çok özlediler. Yani hepimiz özledik bakıldığı zaman. Ama bazı şeyler çok kolay bir anda olmuyor. Biraz daha sabır diliyorum ben. İnanıyorum ki hep birlikte özlenen günlere geri döneceğiz. Evet, evet. Umarız yeni stadımızla beraber. Tabii o zaten yani o inanılmaz bir heyecan verici bir şey. Şu anda konuşurken bile önünden geçerken tüylerimiz diken diken oluyor. Evet yani çünkü çok büyük bir hayal yani orada olmak, ne bileyim orada başarılar, kupalar kaldırmak hepimizin en büyük hayali. İnşallah o günleri göreceğiz inanıyorum evet, ben. Gelecek sezonda kapılarını açacak Altay Alsancak Stadı. Ait olduğumuz yerde nice başarılara, Süper Lig'e, daha da ötesine kupalara, umarız tekrar özlediğimiz Avrupa heyecanına tabii bu camiye alışkın fazlasıyla ilklerin kulübü Altay devamı da getirecektir. Sizin de burada payınız olacağına kuşkusuz ben bireysel olarak da inanıyorum. Bir kez daha Yuvan'a hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok çok teşekkürler sevgili seyirciler. Kamp röportajlarında bizden biriyle diyelim artık, içimizden biriyle altyapımızdan yetişen sevgili Berter Yüce ile bugün karşınızdaydık. Yeni röportajlarda yine sizden Antalya'dan yayınlarımız sürecek. Bizi izlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz.